Bu alttaki artılara tıklayarak düşüncelerinizi yazmanızı isteyeceğim. 21. yüzyıl becerileri diye başlayacağız aslında sohbeti. Neler biliyoruz bu 21. yüzyıl becerileri hakkında? Bunu K kısmına ne biliyorum? W kısmına ne öğrenmek istiyorum? Yazacağız. L kısmında bir şey yazmayacağız şu an. Link sohbet kısmında ekli. Bu beklerken bir 3-5 dakika beklerken burada değerlendirelim zamanımızı. Bu arada Padlet'i görüyoruz değil mi hocam? Ekranımızda. Aynen hocam. Evet. Süper. Evet, neler biliyoruz 21. yüzyıl becerileri dediğimizde? İşbirliği, kodlama, hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Web 2.0, çeviklik, eleştirel düşünme. Harika. Ne öğrenmek istiyoruz? Her şeyi öğrenmek istiyoruz. Aa, süper her şeyi. Bursa bana ne kadar süre verecek her şeyi göstermem için? Ne Bir kadar saat, bir buçuk isterseniz. saat. Tamam, sahura kadar gideriz o zaman. Neler Hocam, çıkıyor? Mavigül hocam galiba kameranızı bağlayamadınız ama ben nasıl chatten yazayım. 20 Web 2.0 araçları, zeka oyunları geliyor aklımıza. İş Çeviklik geldi. geliyor aklımıza. Sorgulayabilmek, analiz edebilmek, bilgiyi işleyip kullanabilmek geliyor aklımıza. Harika. 21. yüzyıl beceri hakkında nasıl edindirebilirim? Evet. 21. yüzyıl tanımlanmasını, medya ve teknoloji becerileri, motivasyon artırma, öğrencilerime ve kendime faydalı olabilmek, öğrenme becerileri. Sohbet kısmına şunu yazabilir misiniz? Daha önce Padlet uygulaması görmeyen ve ilk kez gören var mı? Pek sanmıyorum ama Diğerlerini görüyorum. eğer yoksa sevinirim yeni bir araç gördüğünüz için. Sanırım herkes Padlet'i daha önce kullanmış. Yorumlar, süper. Pınar hocam Konuşamıyorum. görmemiş. Uz Söğüt hocam görmemiş. Oh. Harika, süper. Peki. Çok iyi, ilk defa görenler var. Buna sevindim. Çünkü bu araç oldukça faydalı bir araç. Aslında sınıflarımızda kullandığımız mantar pano uygulaması ya da merak duvarı diye adlandırılan etkinlikler için kullanılabiliyor. Ücretsiz bir uygulama. Çok basit bir şekilde padlet.com'a girip bir mantar pano oluşturuyorsunuz ve bu mantar pano üzerine sorular sorup farklı yerlerden herkesin bir araya gelerek fikirler ortaya koymasını sağlıyorsunuz. Bu aynı zamanda dersin öncesinde ya da bir oturumun öncesinde hedef kitlenizin Evet. neleri bilip neleri bilmediğini gösteriyor. Bu anlamda da oldukça faydalı bir araçtır. Şöyle biraz inceleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş sunuma geçelim aslında. Bu biraz o bekleme sürecini verimli geçirmeyle alakalıydı. Neler biliyoruz bu gruptaki arkadaşlar açısından? 21. yüzyıl beceriler açısından işbirliğini biliyoruz. Ve bir kere araçlar aklımıza geliyor. Eleştirel düşünce aklımıza geliyor. Yaratıcılık geliyor. Merak geliyor. Çok güzel şeyler bunlar. Analiz edebilmek geliyor. Bilgiyi işleyip kullanabilmek geliyor. Peki ne öğrenmek istiyorum noktasına geldiğimizde ise tamam da bu 21. yüzyıl becerilerini duyduk ettik, karşımıza çıktı da mikrofonu kapatabilir misin? Evet. Peki bu 21. yüzyıl becerilerini hep söyledik, duyduk da nedir bu 21. yüzyıl becerileri? Yani aslında biraz odaklamamız gereken şey bu. Belki de en çok duymak istediğiniz şey bu. 21. yüzyıl becerileriyle alakalı birçok sohbet duydunuz, birçok sunum gördünüz. Ama aslında kenara itilen kısmı peki bunları nasıl yapacağız? Tamam biliyoruz da kısmından. Çok güzel cümleler gelmiş. Ne öğrenmek istiyorum? Sunuma geçmeden önce şöyle bakalım neler öğrenmek istiyoruz. Sanırım bunlara cevap verebilecek bir sunum hazırladım. Umarım da öyle olacaktır. Sunuma geçmeden önce son söyleyeceğim şey, Padlet dışında bu bir teknik aslında. Bunu defterlere de yaptırabilirsiniz çocuklara. Öğrencileriniz ya da yetişkinlerle de olabiliyor.
KWL ya da biz öğretmen akademisi hakkında bio şema olarak söylüyoruz. Bir oturum başladığında ya da öğretmek istediğiniz bir şeye başladığında ne bildiğini soruyorsunuz, ne öğrenmek istediğini soruyorsunuz. Burada bırakıyoruz. Oturumun sonunda ya da eğitimin sonunda ya da ünitenin sonunda artık o size kalmış. Tekrar buraya dönüp peki ne öğrendik gibi bir cevap alacağız. Bu oldukça faydalı. O zaman ben teşekkür ederim paylaşımlarınız için ve sunuma geçmek istiyorum. Hocam şöyle birkaç arkadaşımız ısrarla parmak kaldırıyordu da onlara bir söz hakkı tabii versek. Tabii ki. Buyurun. Buyurun. Mesela Mustafa Hocam. Mustafa Hocam. Mustafa Hocam. Sanırım sistemi açamıyor sesini, o yüzden bize ulaşıyordu. Mustafa Hocam, biz sizi duyamıyoruz ama siz bizi duyuyorsunuz sanırım. Sıkıntı yok. Zaten hocamın başkanlığında yürüyecek çalışmamız. Öncelikle sunuma da geçmeden önce şunu da söyleyelim. Dinçer Hocam, 12 yıllık İngilizce öğretmenliği tecrübesi var. Şu anda Öğretmen Akademisi Vakfı'nda uzman eğitimci olarak görev almakta. Aynı zamanda yüksek lisansını da eğitim teknolojileri konusunda tamamladı. Bugün işte bizlere artık 21. yüzyıl bizden neler bekliyor, öğrencilerimiz neler bekliyor, hiçbir şey aynı kalmayacak diyoruz. Özellikle bu pandemi her şeyi hızlandırdı diyorum ben sürekli. Evet. Artık yeni düzene hızlı bir şekilde adapte olmalıyız mı? Nasıl yapacağız? Ben de bunların cevaplarını bulacağımız, bizleri aydınlatacak noktalardan bahsedecek diyorum. İnşallah. Ve sözü Dinçer Hocama bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle sizlere ve Dinçer Hocama da. Öncelikle ben teşekkür ederim Bursa'ya. Öncelikle Halil buna vesile olduğu için Halil arkadaşıma, benim üniversiteden arkadaşıma teşekkür ederek başlayayım. Evet, evet. Ve Bursa'ya da bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. 21. yüzyıl becerileri, 21. yüzyıl bizden ne bekliyor gibi bir konuya aslında cüret etmek oldukça zor bir durum. Çünkü çok büyük bir konudan bahsediyoruz. Çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Ben burada buradan giderken kafanızdaki bazı soru işaretlerini ortadan kaldırıp bazı soru işaretleri bırakmak istiyorum aslında. Bu oldukça önemli. Bir de bunu yaparken de bazı önerilerle bunu yapmak istiyorum. Çünkü 21. yüzyıl becerileri, az önceki fikirlerinizi aldığım yerde de Padlet'te de gördüm. Herkes şunu söylüyor. Eleştirel düşünce becerileri olacak. Yaratıcılık olacak. Peki nasıl yapacağız bunu? Yani bunu biliyoruz ama bunu nasıl yapacağız? Biraz bundan bahsederken de bazı araçlar da vereceğim. Bu araçları büyük ihtimalle biliyor olabilirsiniz. Ben inanılmaz araçlarla dolu bir eğitimden ziyade bu araçları, bu ve buna benzer araçları nasıl kullanabiliriz? Elimizdeki kalemi bile nasıl farklı kullanabiliriz üzerine biraz düşündürmekle alakalı bir çalışma yapmak istedim. Şimdi yine bir etkinlikle yapacağız. Az önce biraz bekleme etkinliğiydi. Bundan keyif alacağınızı düşünüyorum. Evet, bir mikrofon uyarısı geldi herhalde. Şimdi ekranında yine bir araç var. Görebiliyor musunuz? Evet hocam, görünüyor. Evet, şimdi yine herkesten bu ya QR kodla ya da bu adresi yazarak o ilgili yere gitmenizi rica edeceğim. Pardon. Şuradan bir çıkayım. Adresi de paylaşacağım sohbet ekranında. Evet, paylaşıyorum. Sohbette. Evet, sohbete de paylaştım. İster QR kodla, isterse bu link aracılığıyla girebilirsiniz. Girdikten sonra beni biraz bekleyeceksiniz. Ben başlatacağım. Şimdi tekrar ilgili sayfaya gideceğim. Bu şu an kullanacağımız bu araç da oldukça yine kolay, etkili bir araç. Ücretsiz bir araç. Ekranda görebiliyorsunuz herhalde. Geleceğiniz yer burası ve bekletiyor olması lazım. Şu anda açılıyor hocam. Linke tıklanmıyor olabilir. Bu Zoom'un sohbet odasının özelliği olabilir. Kopyalayıp yapıştırma yapabilirsiniz. Dediğim gibi QR kod aracılığıyla bunu yapabilirsiniz isterseniz. Devam eden
Hiçbir oylama görünmüyor diyor ama. Evet evet başlatmadım. Şu an gelmelerini bekliyorum. 26 kişi gelmiş. Şu an 157 kişi civarı bir katılımcımız var. 30 oldu. Bu arada ben de kısaca araçtan da bahsedeyim. Ücretsiz bir araç. Ve bu araçta farklı etkileşimler yaratabilirsiniz. Anket yapabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Birçok çalışma yapabilirsiniz. Gelemeyenler için bu konuda çok büyük bir sıkıntı hissetmesinler. Burada zaten deneyimli olacağız. Daha sonra kendiniz de burada yazan wooclap.com adresinden aracınızı kullanabilirsiniz. Bir daha yazabilir miyiz? Yapalım. Paylaştım. 43 kişi oldu. Bir 50 kişiyi bulup başlayacağım. 44 kişi oldu. Bu tarz araçları kendi online öğrenme çalışmalarınızda yapabilirsiniz. Sınıfta yapabilirsiniz. Sınıfta biraz kişilerin araç ihtiyacı olacağı için tam işe yaramayabilir. Evet, 50 kişiye ulaştık. Devam ediyorum o zaman. Şimdi karşınıza böyle bir soru gelmesi lazım. Duygu olarak şu an kendinizi nerede hissediyorsunuz? Lütfen bulunduğunuz yeri nokta koyarak gösterin. Evet. Ekranda siz de görebiliyorsunuz. Herkes nerede olduysa ilgili yerde kişileri görebiliyoruz. Harika. Wow! Bu kadar güzeller varken sınıfta olmak isteyenler de var. Bu çok keyifli bir şey. Bakalım nereler var? Harika. Şöyle ağırlık nerede diye bakıyorum. Hocam ağırlık... aynı yerde olan kişileri göremiyoruz değil mi? Kimler mesela seçmiş oraları? Bu bir... kişilerin isimde girmedikleri için böyle bir şey yok aslında. Burada önemli olan aslında bir bakıma biçimlendirici değerlendirme olarak da düşünebilirsiniz. Yani bu kendi yaptığınız bir soru düşünün. Bir soru sordunuz ve işte ya, Türkiye haritası koydunuz. Türkiye'deki en çok baklagil nerede yetişir dediniz ve kişiler oraya tıklamaya başladı. Ya da Göbekli Tepe nerede dediniz bunu koymaya başladılar. Bu şekilde olabilir. Şöyle bakıyorum ağırlık ormanda gözüküyor. Ben mi yanlış yorumluyorum bilmiyorum ama ağırlık ormanda gibi. Bu çok doğal bir duygu çünkü eve kapandık ve uzun zamandır evde olduğumuz için sanırım biraz bunaldık. Doğaya ve nefes almaya ihtiyaç var. Peki, teşekkür ediyorum katılımın için. Yaklaşık 72 kişi burada ve birbirinden güzel istekleri görüyoruz. Yanlış görmüyorsam kayak kısmında olan yok herhalde. Bursa olduğu için sizin için kayak çok ulaşılabilir bir şey ve dolayısıyla da çok da öncelik olan bir şey değil. Sınıfta olmak isteyen sayısı beni çok mutlu etti. Biraz korktum kimse olmak istemiyordur diye ama gayet güzel bir sayı. Teşekkür ederim. Bir sorun daha olacak. Yine ekranlarınıza bu araçta bir soru gelecek. Görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Görüyorsunuz değil mi hocam? Soruyu görüyoruz. Evet okuyayım evet. İsterseniz. Ben okuyayım. Bu webinarı tamam. 27 sene önce yapsaydık. Öğrencilerimize gelecek için hangi becerileri edindirmeliyiz sorusuna hangi cevapları yazardınız? Evet, cevaplara şöyle bakalım. ...27 yıl önce olsaydık neleri söylerdik? Wow! Bu arada yine bu aracın özelliği ve diğer buna benzer kelime bulutu araçlarının ortak özelliği olarak tekrarlanan kelimeler daha büyük harfle yazıyor. Dolayısıyla şu an en çok söylenen teknoloji oluyor. Yaratıcılık, yine bilgisayar, bilişim yine ön plana çıkıyor. Harika. Yaratıcı düşünmeyi görüyorum birçok kez. Yaratıcılık, yaratıcı düşünme vesaire. İletişim yine gözüme çarpan. Programlama dili vesaire bunları da hani İngilizce de var. Bunlar aslında bir dil olduğu için yabancı dil ekseninde değerlendirebiliriz. Başka ne gibi beklentiler var? 27 yıl önce olsaydık biz öğretmen, çocuklarımıza ya da gençlerimize hangi becerileri kazandırmak isterdik sorusuna bu tarz cevaplar veriyoruz. Bakalım. Gayet bu şekilde kalabilir aslında. Peki,
Mevcut durum buyken. Evet. Doldurmayı bitirdim. Yaklaşık 89 kişinin bir katılımı oldu. Bu kadar kişi katıldı ve ortaya çıkan şöyle bir sonuç görüyoruz. Bilimsel araştırma, yaratıcılık, teknoloji kullanımı, yabancı diller, bu kodlama dili de olabilir. İngilizce gibi diller de olabilir. Bunun dışında da yine birçok gördüğüm okur yazarlıklar var, eleştirel düşünme var, teknoloji ve yaşam becerileri var, hızlı düşünme var. Bu bize çok güzel bir mesaj verdi. O zaman ben sunumuma tekrar dönüyorum. Katılım için herkese teşekkür ederim. Evet, sunumuma geri döndüm. Peki, sohbet odasına şunu yazabilir misiniz? Bu görmek istediğim bir şey. Pardon. Peki, 27 sene önce bunları istiyorsak, peki ne fark ettiniz? Yani 27 yıl önce bunları söyletmek bize ne fark ediyor? Bu 27 yıl neden kısmını söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Bunu sorulmasını bekliyordum. Neden 27 yıl? Hayır, Antepli değilim. Peki neden sizce 27 yıl, bu arada 27 yıl önceyi söyleyeceğim, o kenarda kalsın. 27 yıl önceyle ortaya çıkan cevaplara baktığınızda şu an ne görüyorsunuz? Yani nedir bu durum? Size ne gibi bir mesaj veriyor? Değişim. Evet. O zamanlar da aynıymış. Küreselleşen dünya. Hızlı bir değişim, yenilikler. Peki o zaman 27 yıl önce de biz aynı şeyleri söylüyorsak ve bugün de geleceğin becerileri diye ortaya çıkarmışsak bunu. Peki burada bize bir mesaj vermiyor mu bu durum? Bunu düşünmemiz lazım. Bu arada 27 şununla alakalı. 12 Nisan 1993 Türkiye'deki ilk internet bağlantısının kurulduğu yıl. ODTÜ'de kuruldu ilk internet bağlantısı. Dolayısıyla da evet, ODTÜ doğru. 27 yıl önce ilk internet bağlandığında biz neleri düşünürmüşüz? Gelecekte yaratıcı olsun, gelecekte okur yazar olsun, teknolojiyi bilsin, eleştirel yaklaşsın vesaire gibi. Çok güzel bir mesaj geldi oradan. Burada bize aslında bir mesaj veriyor bu durum. 27 yıl bile olsa artık sanırım bir şeyleri değiştirme zamanı. Evet. Size bir kitap bahsedeceğim. Aralarda böyle kitaplar olacak. Bu da bunlardan bir tanesi. Yukarıda da görüyorsunuz. Bu Vasily Somlinsky'nin Eğitim Üzerine diye bir kitabı. Yaklaşık 1965 ve 66 yıllarında yazılmış bir kitap. Yine bu 21. yüzyıl becerileri deyince bakalım eskiler neler söylüyor. Buna bir göz atmak istedik. Burada güzel beceriler var. Güzel malzemeler çıkartmış. Bu konuda yine bir öğretmenin sahip olması gereken 12 tane özellik olarak yazmış. Beceri çocuklara, öğrencilere vermesi gereken beceri olarak yazmış. Demiş ki bir metni okurken ileri mantıksal tahlilin yapılması. Bu eleştirel düşünceyle ilişkilendirilebilir mi? Düşüncelerini sözcüklerle ifade etme. Bunu iletişim diye söyleyebilir miyiz? Akıcı, anlaşılır ve bilinçli okuma. Yine aynı şekilde eleştirel düşünce, belki bir algoritmik düşünce gibi, analitik düşünce gibi becerileri ilişkilendirebiliriz. Yine aynı şekilde nesneleri, olayları düşünme, karşılaştırma, kıyaslama, ilgi duyulan bir kitap bulma ve seçme becerisi. Belki bunu günümüzde şöyle söyleyebiliriz. İlgi duyulan bir konuyla alakalı olarak bir web sitesi, bir kaynak, bir PDF bulma diye değiştirebiliriz. Ama yine sonuç olarak sahip olması gereken temel bir beceri var ortada. Ve belki de şu an bile hala hayalini kurduğumuz okunan bir metnin mantıksal olarak bütünlük arz eden bölümlerin ayırt edilmesi, aralarındaki ilişki ve bağlantıların kurulması. Bunlar yine üst bilişsel beceri dediğimiz becerileri kapsıyor. Peki az önce yine sohbet kısmında çok güzel bir şey geldi. Peki bu 27 yıl önceki beceriler ya da 27 yıl önce biz bunları söyleseydik ne gerekirdi, ne olurdu dediğimizde aslında bir şey çıktı. Değişim. Bu karikatür bence değişim dendiğinde
Çok önemli bir konu. Çünkü burada da söylediğimiz gibi herkes değişim istiyor. Sanırım burada da değişim kimler istiyor desem herkes bunu söyler. Peki bundan onlarca yıl önce de hatta Sokrateslere kadar da gittiğinizde yine eleştirel düşüncelerden bahsediliyor. Dolayısıyla neden bu değişim olmuyor? Çünkü görselin altındaki kısımla alakalı diye düşünüyorum. Kimler kendisini değiştirmek istiyor sorusuna yeteri kadar olumlu parmak kaldıran cevap alamıyor gibiyiz. Bunun üzerine biraz düşüneceğiz. Bunu yapabildiğimizi göstermek istiyorum. Aslında değişen çok fazla bir şey yok. Değişen şey araçlarımız, değişen şey becerilerimiz. Çok güzel de bir yine sohbette yazılmış bir şey var. Diyor ki herkes birinden bekliyor. Bu bizim Öğretmen Akademisi Vakfı olarak çok da önümüze koyduğumuz bir şey. Bizim bir etki alanımız var ve biz etki alanımızda neleri değiştirebiliriz? Biz de öğretmen olarak kendi etki alanımızda güçlüyüz ve bir şeyler yapabiliriz. Cesaret lazım. Zorlamadıkça değişmiyor. Mesela bu güzel bir durum özellikle koronavirüs sürecinde karşımıza çıkan. Nedir bu? Online öğrenmeye karşı çoğu kez bir ket vurmuş, inanç noktasında kendini geliştirmemiş kişiler şu an çok harika şekilde online seviyede teknik açıdan en azından bazı öğrenmeleri ve öğretmeleri gerçekleştirebiliyor. Devam ediyorum. Bakın yine küçük bir kıyaslama daha. Bu da aslında oldukça önemli. Bakın 2020 ve 2022 diye böyle Dünya Ekonomik Forum'un OECD'nin devamlı çıkarttığı beceri setleri var. Bu beceri setlerinde bazı şeyler değişmiyor. Çıkan teknolojiye bağlı olarak bazı ufak tüfek değişiklikler olabiliyor ama özünde değişmeyen şeyler var. Bizden karmaşık problemleri çözmemizi bekliyorlar. Bizden eleştirel düşünmemizi bekliyorlar. Yani karşımıza çıkan bir şeyi nasıl, hangisini seçmeliyiz? Hangisini seçerken de hangi kriterlere göre mantıksal açıklamalarla gerekçelendirerek seçmeliyiz? Aslında bizden beklenen şey bu. Yaratıcılık hiçbir zaman değişmedi. Bakın ikisinde de ilk üçte. Buna benzer, hepsini tekrarlamayacağım. Zaten görüyorsunuz. Burada önemli olan vermek istediğim mesaj şu. İlk baştan bugüne kadar. Bir şeyler var, bir şeyler söyleniyor, sık sık tekrar ediliyor ve bu sık tekrar edilme sayısı çok yüksek, çok uzun yıllarda söyleniyor. Peki neden bunlar olmadı? Hala bunlar bir ihtiyaç. Bunların üzerine çıkamadık. Bunun üzerine biraz düşünelim. Mesela akıllı tahta çıktığında da yine benzer dirençler gösterildiğinden ve adaptasyon ihtiyacından bahsedilmiş sohbette. Bakın bu 2008 yine OECD'den bir açıklama olacak. Burada da 21. yüzyıl becerileri dendiğinde artık kişiler öğrenmeyi bilmeli, öğrenmeyi öğrenmeli, inovasyon yapmalı, yenilik yapmalı. Yani elinde olan bir bilgiyi nasıl farklı şekilde kullanmalı? Artık eskiden çoğu bilgiyi ezbere bilenler çok avantajlıydı. Çünkü bunu istediğimiz zaman ve hızlı bir şekilde ulaşamıyorduk. Ama artık herkes her bilgiye ulaşabiliyor. Fark yaratanlar bu bilgileri bir dönüşümün parçası haline getirenler. Yine yaşam becerileri. Bu yaşam becerileri oldukça önemli. Dünyada da çok da elde tutulan bir şey. Koronavirüsün en avantajlı yeri nedir deseniz bana, ben yaşam becerileri derim. Ekmek yapmayı öğrendik, çiçek bakmayı öğrendik, yaratıcı aktiviteleri öğrendik, birçok şey öğrendik. Dolayısıyla bu tarz şeyler de önemli. Bu tarz fırsatları, krizleri fırsata çevirmek oldukça önemli. Tabii ki bilgi, medya ve teknolojileri oldukça iyi kullanmak lazım. Burada şöyle bir şey var. Burada da söylediğiniz bir şey var. Değişim isteyen kadar buna direnenler de var. Direnenlere de çok fazla eleştiri getirmiyorum. Sadece direnmesini nasıl engelleyebileceğimiz konusunda yeteri kadar ikna edici olamayabiliriz çoğu zaman. Özellikle teknoloji kullanma konusunda mesela en çok karşılaşılan dirençlerden biri şu. Bir araç geliyor ve bu aracı kullansam mı? Ben geleneksel yöntemlerle yapabilirim. Nasıl? Buna ne gerek var? İlerleyen slaytlarda göstereceğim. İki şeye dikkat etmeniz gerekiyor bunu yaparken. Birincisi kullanışlı mı? Bir sonraki amaç
bir araç seçerken bu direnci yıkmak için bu işimize yarıyor mu? Kullanışlı mı? İşimize yarıyor mu? Ve tabii ki bunu yaparken de kolay mı? Kullanması kolay mı? Buna dikkat etmek lazım. Yoksa harika araçlar var ama karmaşık olduktan sonra bir işe yaramıyor. O yüzden ben bugün kolay kullanılması kolay araçlardan da bahsediyorum. Çok güzel bir cümle söylemiş Berna Hocam. Yenilik aslında korkutuyor. Çünkü biliyorsunuz konfor alanından bahsediyoruz çoğu zaman. Konfor alanından çıkmak sancılı bir süreç. Oradan kurtulmak sancılı bir süreç. Hocam, Feride Hocam başta söyledi. Ben öğretmenlik yapıyordum ve daha sonra milliyetimde öğretmenlik yapıyordum. Bunu bıraktığımda bir değişim süreci benim açımdan da bir konfor alanından uzaklaşmaktı. Belki de bir şeyleri değiştirmek için biraz zorlukları göze almak lazım. Ki ben şanslıyım. Şu an kendimi zorluk içerisinde bulmuyorum ama bir değişim kendi içerisinde bazı zorluklar barındırıyor. Bunları hiçbir şekilde söylememe gerek kalmadı. Çünkü sizler az önceki katkılarınızda hemen hemen hepsini söylediniz. Bu bize bir mesaj daha veriyor. Yani şu ana kadar iki mesaj aldım ben. Birincisi, biz bu becerileri aslında buradaki arkadaşlarla hep beraber şunu biliyoruz. Biz buradakileri biliyoruz. Biz yaratıcılık istendiğini biliyoruz. Biz eleştirel düşünülmesi gerektiğini biliyoruz. Biz işbirliği, iletişim becerilerinin gelişmesi gerektiğini biliyoruz. Bildiğimiz ikinci şey ise bu her zaman böyleydi. Peki o zaman bilmediğimiz bir şey var, yapamadığımız bir şey var herhalde. Ya da bizden öncekilerin yapamadığı ve bize bir sorumluluk olarak kalan bu becerileri öğrencilerimize nasıl aktaracağız? Peki bununla alakalı düşünceniz var mı, öneriniz? Peki biz 21. yüzyıl becerilerini nasıl öğrencilerimize aktarabiliriz? Hocam benim Padlet'te ilk sorduğum soru oydu bakarsanız. Nasıl aktaracağız? Değil mi? Yani aynen. En büyük şey de bu oluyor. Yani ben de televizyon... Bu arada siz lütfen sohbet kısmına cevapları yazın. Ben bunları okuyorum şu an. Ben de bir eğitimcilerin katıldığı televizyonda sohbet programı izlerken şu cümleye her zaman nasıl söyleyeyim, tav olmuşumdur. Yani öğrencilerimize öğrenmeyi nasıl öğrenileceğini öğretmeliyiz. Öğrenmeyi öğretmeliyiz falan. Ya buna zaten karşı çıkan kimse olduğunu zannetmiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Biri de bunu söylesin istiyoruz aslında. Çocuklarla birlikte uygulayarak, rol model olarak, proje temelli öğrenmeyle bunu yapabiliriz. Bol uygulama yaparak. Uygulama burada bakın karşımıza çıkan en önemli şey. Oyun yine son zamanlarda en önemli araçlardan bir tanesi. Aslında insanlığın varoluşundan beri değerli. Son zamanlarda daha popüler hale gelmeye başladı. İçsel motivasyon. Mesela bu da ayrı bir soru işareti. Bu içsel motivasyon nasıl gelecek? Bu da yine sorularımızdan bir tanesi. Problem çözme becerileri geliştirmemiz gerekiyor. Robotik kodlama bir araç olabilir. Koçluk olabilir. Araştırmayı sevdirmek. Bunları yazarken de kendinize şu soruları da sorun lütfen. Nasıl? Araştırmayı sevdirmek. Nasıl? Deneye yanıla. Bu bir araç olabilir. Sosyal medya yöntemiyle. Nasıl? Merak. Peki nasıl merak ettireceğiz? Sorumuz bu aslında. Kendimiz öğrenerek, öğrendiğimiz öğrenciye göstererek. Çok beğendiğim bir konudur bu. Mesela İngilizce öğretmenleri varsa aranızda şunu hep önerirler ve çok anlamlı bulurum. Başka bir dil öğrenin. Dolayısıyla bir Fransızca öğrenmeye çalışın. İnsanların ne gibi sıkıntı yaşadığını aslında anlamış olursunuz. İlgi çekerek. Nasıl ilgi çekeceğiz? İhtiyaç belirleme. Bir öğretim tasarımının olmazsa olmazı. Çok güzel cevaplar. Bu cevaplar aslında bizi ısrarla neden sorusunu sorarak. Çok güzel. Çok güzel bir malzeme geldi. Bunu da sunum sırasında peyderpey kullanmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için. Öğretmen Akademisi Vakfı. Benim de içinde bulunmaktan gurur duyduğum bir vakıf. Öğretmenlere yönelik ücretsiz eğitimler sağlıyor. Siz de bu arada okullarınızda Öğretmen Akademisi Vakfı'nın eğitimini almak isterseniz örav.org.tr sitesinden başvurabilirsiniz. Tabii ki bu korona sürecinin biraz geçmesi lazım. Şimdilik en azından yüz yüze eğitimler için. Aranızda Öğretmen Akademisi Vakfı eğitim alanlar var mı acaba? Var.
sayı gerçekten iyi gözüküyor. Çok seviyorum Örav'ı diyenler var. Biz de sizi çok seviyoruz. Evet, kalp. Peki o zaman size bir soru geliyor. Tasarım kampı harikaydı. Merhabalar. Beş taş var. Evet, benim de içinde bulunduğum bir proje. Çok güzel. Örav eğitimini alanlar var. Peki o zaman size bir soru. Gördüğümüz kadarıyla burada da yazılan o heyecanlı cümlelerden çıkartıyorum. Harikaydı, kalp vesaireden çıkartıyorum. Peki Örav eğitimlerini keyifli hale getiren neydi? Bunu nasıl yorumlarsınız? Şöyle bir analiz ettiğinizde. Oyun vardı, uygulama vardı, işbirliği vardı. Uygulama olarak yapılmasıydı, düşündürücü olmasıydı, aktif olmanızdı, işbirliğiydi, sürece dahil oldunuz, takım oyunu oldunuz, yaratıcıydı, farklıydı, hareket vardı, dönütler alındı, her fırsatta içindeydiniz, sıkılmadınız, samimiydiniz, atölye şeklindeydi. Yani gördüğünüz gibi aslında burada yazdığınız şeylerin çoğu 21. yüzyıl becerilerinin istediği şeyler. Yani bunları yaparak işbirliği yaptırabiliriz, işbirliğini deneyimlettirebiliriz, yaratıcı olmalarını sağlayabiliriz, eleştirel düşündürebiliriz ve problemler çözebiliriz. Demek ki bizim aradığımız şeyler biraz bunlar. Burada olmayanlar için, Örav eğitimi almayanlar için neler yapabiliriz? Bugün biraz bakalım. Tabii ki online bir eğitim olduğu için online'da yapılabilecekler üzerinden bazı önerilerim olacak. Ancak bazılarını yine sınıf ortamında da kullanabilirsiniz. Etkileşimliydi. Son dakikada güzel bir gol geldi. Etkileşim en önemlisi. Özellikle online eğitimlerde daha da bir dikkat edilmesi gereken bir şey etkileşim. Soru cevap şeklinde bazı web araçları kullanarak etkileşimi mutlaka kaldırmak lazım, ortaya çıkartmak lazım. Bu şekilde katılımcıların kendilerini ortaya koymasına, Örav'ın da öğretmenlerden bir şey öğrenmesine ve karşılıklı bir öğrenme ekosistemi oluşturmasına fırsat sağlıyoruz aslında. Ali Osman Hocam, Örav eğitimleri talep yoğunluğundan dolayı bazı sıralama oluyor. Umarım bir gün birlikte de yine eğitim veririz. Bu arada bu araçları yine kullanabilirsiniz. Ben örnek olarak WooClub'i az önce kullandım. Öneri olarak veriyorum, bu bir araç eğitimi değil özünde şu an yaptığımız webinar. Ama ara sıra da böyle bazı araçları size göstermek istiyorum. Peki, şöyle bir cümle göstersem. Boşla ne yazardınız? Mükemmeliyetten bahsedeceğiz. Mükemmel bir eğitim olsun diyeceğiz. Mükemmel bir çalışma yapacağız. Mükemmel öğrenme ortamı diyeceğiz. Peki bu nasıl tanımlayabiliriz? Emine Güven çıkarılacak kelimesini önermiş. Sizce ne olabilir? Eksiltilecek. Kendini aşmak. Aynı. Mükemmel. Yeni başlangıçlar. Kazanılan, eklenecek, vazgeçilecek, istemek, tamamlanacak, zirveyi yakalamak. Bu arada yazarı tanıdınız mı? Tanıdık geliyor mu bir yerden? Küçük Prens, evet. Teşekkürler. Bakalım neymiş mükemmeli tanımımız? Öyle görülüyor ki mükemmeliyet için eklenecek bir şeyin daha olmaması tanımı kullanılmakta. Ama aslında çıkarılacak hiçbir şey olmamasıdır. Bizler öğretmenler olarak derslerimizi etkin tasarımlı bir hale getirmek istiyorsak, mükemmele yaklaştırmak istiyorsak, şu hataya zaman zaman düşebiliyoruz. Bu araçta olsun, bu etkinlikte olsun, dur şunu da yapayım, bunu da yapayım dediğimiz zaman bu fazla bir sorun ortaya çıkartıyor. Ne gibi sorunlar ortaya çıkartıyor? Bir, müfredat yetiştiremiyoruz diyoruz. Öğrencilere ulaşamıyoruz. Herkesle ilgilenemiyoruz diyoruz. Bilişsel yük oluyor aslında bir taraftan da. Öğrenciler onu mu yapacağım, bunu mu yapacağım, şunu mu yapacağım? Hepimiz böyle bir karmaşa içerisinde oluyoruz. Dolayısıyla tasarım yaparken her şeyden önce bir öğretim tasarımı yaparken
her şeyi koymak değil. Az ve işe yarar kadar koyacağız. Hani hatta İngilizce'de less is more diye söyleniyor. Evet, az öz diye de söyleyebiliriz. Az ve öz olacak. Neyi neden koyacağımızı bileceğiz. Bakın bunu çok güzel bir görselle anlatmak isterim. Bu nedir sizce? Bunun adı ne tam olarak biliyor musunuz? Bu size kemer. Ne anımsatıyor? Peki az önce anlattığım öğretim tasarımıyla nasıl bir ilişki, nasıl bir bağlantı kurabiliriz biz burada? Kilit taşı. Süper. İşbirliği. Dayanışma vardı. Çıkarılmayacak bir şey var. Çok iyi. Geçmişle geleceğin bağı, bağdaştırıcı, anahtar, bakış açısı, birliktelik, denge, ortadaki öğretmen, çünkü o bağı kuruyor. Çok güzel. Yani böyle düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Bir bütün gücü yanlara vermek, çıkarsa yıkılır. Aynen öyle. Tam da tamamlayıcı, hiçbirini çıkaramaz. Tam da öğretim tasarımımızda böyle olacak. Yani şunu da koyayım ama bu olmasa da olur diye bir şey varsa onu koymayacağız. Gerekliyse öğretimin içerisinde yer alacak. Gerekli değilse bunu da koyayım demeye gerek yok. Bunu şu açıdan söylemek istiyorum. Bir, bu web araçları kullanım konusunda özellikle çok sık karşılaşılan bir şeydir. Bu aracı da kullanayım, şu aracı da kullanayım, bu aracı da kullanayım. Aa, bu da varmış. Bu hata iki şeye sebep oluyor. Bir, hedefinize ulaşamazsınız. İkincisi, bunları kullanmaktan sıkılıp vazgeçersiniz. Çünkü bu kadar şeye uğraşmak bir yüktür. Bu kadar şeyle mücadele etmek iş yüküdür. Dolayısıyla da öğretmenler olarak yeteri kadar zaten gücümüz, iş yükümüz var. Dolayısıyla da bizler öğretmenler olarak az ve önemli bir şey kullanmamız iyi olacaktır. Az ve öz düzeyde içerik kullanmamız iyi olacaktır. Bunu neyle örneklemek isterim? Bir şey soracağım. Cevabını merak ediyorum. Özellikle bu koronavirüs sürecinde öğretmenler evde olduğu için online öğrenmeler fazlasıyla arttığı için şu paylaşımlar çok arttı. Size de denk geldi mi? Oyunlaştırma için 100 web sitesi. Tıklayın. Biçimlendirici değerlendirme araçları 75 tane. Tıklayın. Gördünüz mü böyle şeyler? Karşınıza çıktı mı? Araştırma araştırma için hiçbir yerde bulamayacağınız 100 link falan. Ya da son zamanlarda benim de karşıma çıkan PDF kütüphanesi. 1 milyon kitap ücretsiz indir falan. Peki bunlar çok fazla karşımıza çıkıyor. Peki bunlardan çoğunu tıkladınız, indirdiniz, baktınız. Kaç tanesi eyleme geçti? Bunu düşünmek lazım. Bir şeyin çok olması onların daha verimli olmasına fırsat sağlamıyor. Dolayısıyla asıl merkeze, öze odaklanıp bu dışarıdaki süslerin bu öze faydası var mı yok mu araştırdıktan sonra onu bu kemerin bir taşı haline getirmek lazım ki yani buraya bir taş dayaklamanız için yapmanız gereken bir taş çıkartıp yerine koymak. Peki yerine koyacağınız taş bu yeni gelen taş mevcut taştan daha iyi olacaksa bunu buraya getirmemiz lazım. Dolayısıyla kılı kırk yararak belki bu tarz araçlardan faydalanmamız gerekiyor. Dolayısıyla da buradan çıkartacağımız diğer bir konu da 21. yüzyıl becerileri demek araçlar içerisinde boğulmak, teknoloji içerisinde boğulmak değil, odaktan şaşmayıp bu odak için neler yapabildiğimizi düşünmek lazım. Yine bir kitap benim de şu an dersini aldığım derslerden, kitaplardan bir tanesi Sertel Hocam'ın ve Nihal Hocam'ın bir kitabı. Tasarımcı Öğretmen kitabında şöyle bir şeyden bahsediyor. UBD diye bir tasarımı anlamaya dayalı öğrenme. Burada aşamalar var. Bunlardan bir tanesi de büyük fikriniz nedir? Büyük fikir. Büyük fikir de şöyle anlatıyor kitapta. Diyor ki bir ünite ya da dersin büyük fikirler çerçevesinde işlenmesi öğrencilerin geçmiş bilgileri daha kolay hatırlamalarını ve mevcut durumu aktarabilmelerini sağlar. Mevcut durumu aktarabilmelerini sağlar. Bu oldukça önemli. Yani siz bir eğitim tasarlarken, bir eğitim 21. yüzyıla dair bir eğitim tasarlarken aklımızda büyük fikrinizde bu çocukların ne yapmasını istiyoruz? Yaratıcı mı olmasını istiyoruz? Bu çocukların
eleştirel düşünmeye mi yaklaşım, eleştirel düşünme becerilerinin mi artmasını istiyoruz? Diyelim eleştirel düşünme becerilerine odaklandınız. Büyük fikriniz eleştirel düşünebilen öğrenciler olsun istiyorsanız bunun için ne yapabilirsiniz? Eleştirel düşünce yaparken hadi bunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yapayım değil. Büyük fikriniz olacak. Bir öğretmen olarak aslında buna hani prensip de diyebilirsiniz. Tutumlarınız da olabilir. İdealiniz ne? Dolayısıyla da bütün bu çalışmaları tasarlarken büyük fikrinizin olmasını öneririm. Teşekkür ederim Sinan Hocam. Bu arada linki de paylaşıyor. Şu ana kadar bazı beyin fırtınaları yaptık. Bence çok güzel beyin fırtınaları oldu. Burada da çok güzel katkılar aldım. Şunu görüyorum ki Bursa bu konuda oldukça ilgili ve istekli. Hem katılımcı sayısı hem katılımcılardan gelen cevap sayısına baktığımızda bunu çok net görebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Arada teşekkür etmeden duramayacağım. Hem siz bir nefes alın bu arada. Mahmut Hocam şöyle bir şey söylemiş. Eğitimin diğer paydaşlarıyla aynı fikirde değil. Mümkündür. Çok daha fazla eleştiri yapabiliriz. Eminim ki burada bir tartışma ortamı yaratsak eleştirebileceğimiz çok şey var. Belki Türkiye'nin en çok konuşulan konularından bir tanesidir. Herkesin son zamanlarda herkes korona konusunda uzman olabilir ama son 10, 20, 30, 40 yıla baktığımızda belki her yerin sohbet konularının temelinde eğitim olur. Ne olacak bu eğitimin hali gibi. Ama biz şunu biliyoruz ki yapabileceğimiz bir şey var. Bir soruyla bir hayat değişebilir. Bir merak uyandırdığınız zaman vizyonlar açılabilir. Hayal güçleri sınırsızlaşabilir. Dolayısıyla biz de kendi etki alanımızda bunu yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum bu konuda aynı duyguları paylaşacağımız için. Tabii yine beyin fırtınası konusunda birkaç araç önermezsem olmaz diye düşünüyorum. Bunlardan biri de Padlet, Trisider ve Mindmeister.com. Bunlar az önceki mesela ilk başta Padlet'i gördünüz. Padlet'te ne yapıyoruz? Bir fikir ortaya katıyoruz ve herkes fikrini oraya yazabiliyor. Tamamen yine size kalmış. Bakın bu çok önemli. Araçlar, bu söylediğimi lütfen kulak kaldırın, kulak verin. Araçlar araçtır. Araçlar amaç değildir. Dolayısıyla siz Padlet için büyük fikrinize göre Padlet'i yönlendirebilirsiniz. Büyük fikriniz eleştirel düşünce ise eleştirel düşüncelerin olduğu bir ortaya bir soru atarsınız ve herkes oraya eleştirel düşünce açısından olumlu, olumsuz yanlarını yazabilir. Yine yaratıcılık mı yapacaksınız? Bir durum verirsiniz. Bununla ilgili ne yapabilirdiniz? Siz olsaydınız ne yapardınız gibi yaratıcı sorular sorarak bunu bir yaratıcılık aracı olarak kullanabilirsiniz. Dolayısıyla onlar bizim hizmetkarımız. Biz öğrencilerimizle beraber o büyük hedefe gideceğiz. Bazen Padlet'i kullanacağız, bazen Trisider'ı kullanacağız, bazen elimizdeki kağıt kalemi kullanacağız. Ama dediğim gibi asıl öze odaklanmak bizim merkezimiz olacak. Atı suya götürebilirsiniz ama zorla su içiremezsiniz. Burada biraz motivasyonun öneminden bahsediyorum. Motivasyon da ilgi alanlarıyla ilişkilendirmekle alakalı oluyor. Bununla ilgili araştırmalar söylüyor ki öğrenciler ilgi alanlarıyla ilgili ilişkilendirilmiş bilgileri içsel motivasyonuyla öğrenmeye açık hale gelir. Beyin temelli öğrenmeler içerisinde bunu gerçekten görebilirsiniz. Bugün yine Özlem Hocam'ın, Özlem Paker bizim diğer eğitimci arkadaşımız, orada bahsedilen sosyal duygusal öğrenmeden bahsetti. Yine ben de konumuz değil ama detaylı olarak bahsedeyim. Sosyal duygusal öğrenmeye odaklanmakta fayda var. Çünkü bu şekilde öğrencilerin öğrenme karşısında geliştirdikleri olumsuz duyguların ortadan kalkması ve öğrenmeyi hazır hale getirmemiz gerekir. Bu açıdan da bunu kullanabiliriz. Şimdi ana konumuza dönersek beyin fırtınası demiştim. Size özellikle orta, sona ve liseye yönelik bir araçtan bahsedeceğim. Burada Trisider.com, bu gördüğünüz araç. Size deneyimletmeyeceğim ama ben ekranı göstereceğim. Benim yaklaşık bir ay önce bulduğum bir araç diyebilirim. Ve gördüğüm zaman inanılmaz dedim. Yani hani derler ya, yapmışlar ya dediğimiz, bence öyle bir şeydi. Özellikle eleştirel düşünceyi seviyorsanız, gerekçelendirmeyi, mantık kurmayı, analitik düşünceyi, bunları düşünüyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Trisider, size göstermek istiyorum. Ekranımı paylaşıyorum şu an.
Şu ana kadar nasıl gidiyor? Öncelikle oradan bahsedelim. Her şey yolunda mı? Ben bu arada açarken kısa bir geri bildirim alayım. Teşekkür ediyorum. Ekran paylaşımı yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sevindim. Ben bu motivasyonla biraz daha devam edeyim o zaman. Şu an ekrandaki aracı görebiliyor musunuz? Mükemmel bir geri bildirimdi. Teşekkür ediyorum. Tricider'ı görebiliyor musunuz şu an ekranda? Yani görebiliyorsunuz. Evet. Bakın bu araç şöyle bir araç. Yine ücretsiz bir araç. Hatta kayıt olmaya bile gerek yok. Yani en sevdiğim araçlar kayıt olmaya gerek olmayan araçlar. Giriyorsunuz tricider.com'a. Bir soru yazın diyor ve soruyu yazıyorsunuz. Soruyu yazdıktan sonra bakın ben buraya yazdım. Online eğitim süreçleri yüz yüze eğitimimize katkı sağlayacak mı? Bunu yazdım. Ondan sonra arayüzler İngilizce ama Türkçe konulabilir. Türkçe kullanılabilir. Burada fikirler atılıyor. Mesela burası artık yaratıcılığınıza kalmış. Alanınızla alakalı bunu kullanabilirsiniz. Ben şu anki konuyla alakalı bir soru yazdım. Online eğitim süreçleri yüz yüze eğitimimize katkı sağlayacak mı? Şimdi buradan farklı görüşler çıkabilir. Bir fikir der ki artık bambaşka bir öğretmen olacağım diyebilir. Biri der ki yöntemleri değiştirmeme sebep olacak falan gibi böyle düşünceler söylenebilir. Buraya fikir ekleyerek de ekleyebiliriz. Daha sonra ben buna katıldığımı şuradan oylamayla yapıyorum. Katılıyorum. Dinçer Demir diyeyim. Evet. Oyladım. Bu fikri beğendim burada. Ama bu bizim için yeterli değil. Bu standart. Yani okullarda da yaptığımız bir şey. Bunu beğendiniz mi arkadaşlar? Evet. Hayır. Hangisi doğru? A mı B mi? Tamam da bizim aslında artık ihtiyacımız olan A mı B mi değil. Neden A? Neden B? Dolayısıyla bu araç bize bunu sağlıyor. Burada diyor ki mesela ben pros ve cons yani artı yanları ve dezavantajlı yanları olarak avantajlı ve dezavantajlı taraflarını gerekçelendirerek söylüyorum. Ben diyorum ki olumlu yazdım ve dedim ki bu süreçte çok şey öğrendim sınıfında kullanacağım. Bu yüzden oy verdim. Ya da olumsuz bir şey de söyleyebilirim. Bakın bir argüman ekliyorum oraya. Diyorum ki yok aslında o kadar da değil. Çok da bir şey değişmeyecek dedim. Örnek veriyorum. Bu olumsuz bir gerekçelendirme benim açımdan. Bunu olumsuz yaptım. Yine adımı yazdım. Kaydettim. Bu şekilde sadece bir eleştirel düşünme süreci ya da bir şeyi oylama, kabul etme, kabul etmeme gibi değil. Ama önemli olan bu aracı diğerlerinden farklı hale getiren gerekçelendiriyor. Neden kabul ediyorum, neden kabul etmiyorum? Yani ben işte Vasily Solzhenitsyn'in kitaplarını beğeniyorum. Çok nedir bu? Çok özneldir. Ama ben bunu nesnel hale getirmek istiyorum. Gerekçelendirmek istiyorum. Neden seviyorum? Bu açıdan bu aracı özellikle önermek istedim. Tekrar paylaşımıma geri dönmek istiyorum. Sunum geldi değil mi bu arada tekrar ekrana? Evet. Şimdi araçlar gördük. 21. yüzyılı beceriler dedik. Ne yapmamız lazım? Nasıl bir düşünce yapısına sahip olmamız lazım dedik. Buradaki öncelikle hani biraz gelişim odaklı yaklaşıp bu değişime nasıl adapte olacağız? Nasıl biz buna uyum sağlayacağız? Biraz buna da bakmak lazım. Bunun için şöyle bir cümleyle başlayalım. Hayat bisiklete binmek gibidir. Dengede kalmak için hareket etmeye devam etmek gerek. Yani ne olursa olsun değişimler olabilir, gelişimler olabilir. Peki biz burada kalmak için durup beklememek ve hareket etmemiz lazım. Belki hani dedik ya 27 yıl önce kişiler de bugün bunları söylerdi. Onlar belki bu hareket etmeyi eksik bıraktılar. Bizim artık hareket etmemiz lazım. Bizim doğru soruyu sormamız lazım. Soruyu cevap alırken gerekçelendirmek lazım belki de. Bu arada size küçük de bir araç, esprili bir araç. Bununla ilgili küçük bir önerim olacak. Bakınız. Hayat bisiklete binmek gibidir.
Dengede kalmak için hareket devam etmek gerekir. Ses geldi mi? Geldi hocam, evet. Evet. Mesela bu bu arada aracın adını yazayım. Ben EOS'ta bunu kullanıyorum. Morpho aracın adı. Android'deki adını, Android'de ne var onu bilmiyorum. Bunu birçok şey için kullanabiliriz. İngilizce öğretmenleri, tarih öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri, bütün branşlardaki öğretmenler kullanabilir. Önemli olan şu. Bunu nasıl kullandınız? Bakın tekrar önemli olan şey bu. Ne kullandınız? Artık bu ne zamanları geçti? Bizi artık neden ve nasıl zamanlarında yaşamamız ve buna göre aksiyon almamız gerekiyor. Mesela tarih dersinde ya da Türkçe dersinde diyelim ki bir şiir okunacak, bir şair tanıtacaksınız. Şair kendisiyle ilgili, hani siz şair hakkında bilgi vereceğinize bu uygulamayla şairin fotoğrafını paylaşıp şairin kendisini anlatmasını fırsat sağlayabilirsiniz. Bu da yine keyifli araçlardan bir tanesi. Sadece insan yüzü değil, araçlara da bunu yapıyorsunuz. İngilizce dersinde ben yapmıştım. Portakal koymuştum. İşte ben portakalım, rengim portakal, çok lezzetliyim falan diye kendini anlatıyordu. Artık branşınıza göre bunu kullanabilirsiniz. Matematik için de benzer şeyler yapabilirsiniz. Burası yine yaratıcılıkla alakalı. Aracın adı Morpho. iOS'larda, yani Android Apple telefonlarda Morpho, Android olanlarda arkadaşlar burada yazdı. Çok basit arkadaşlar. Fotoğrafı yüklüyorsunuz. Göz, ağız, burun, ses kaydet, bitti. Başka hiçbir şey yok. Oldukça basit bir uygulama. Kenara koyuyorum. Amacımız yine şu. İngilizce öğretmenlerin dilden dolayı avantajlı. Buna kesinlikle katılıyorum. Bu konuda şöyle içinizi rahatlatabilirim. 3-5 tane araç zorlanarak deneyimlerseniz şunu göreceksiniz. Bütün araçlar aynı kelimeleri kullanıyor. Oluştur, kaydet, yükle, ekle falan yani. Hep aynı kelimeler. 10 tane belki sallıyorum 50 tane kelimeniz kelimelik bir sözlük oluşturun. O kelimelere bakarak aynı şekilde kaydedip devam edebilirsiniz. Önemli olan şu. Bu aracı nasıl kullanacaksınız? Ne yap? Mesela hadi biz bugün ne diyelim? Eleştirel düşünce diyelim. Bizim büyük hedefimiz. Buradan çıkarken biz eleştirel düşüneceğiz diyelim. Ben bu aracı nasıl eleştirel düşünme için kullanabilirim? İki tane farklı düşünen tarihteki kişiyi koyup kendi argümanlarını, kendi savlarını söylettirip öğrencilere kime katılıyorsunuz, neden katılıyorsunuz diye bir münazara yaptırabilirim. Önemli olan bu. Hep bu şekilde düşünelim bu eğitim sürecinde. Bu araç var, güzel araçmış. Yani sizin araç çantanıza 10 tane 20 tane daha araç eklemek istemiyorum burada. Yani kastettiğim bu değil. Kendimle çelişmek istemiyorum. Ben size farklı araçlar göstermek istiyorum. Siz bir tane iki tane alın. Buradan bir iki tane yetecektir. Çok, bu da çok iyi bir şey. Buradan nasıl eleştirel düşünme yaptıracaksınız? Nasıl yaratıcı düşünce çıkartacaksınız? Önemli olan bu. Devam ediyorum. Yine cebimize koyacağımız şeylerden bir tanesi ki kesin bildiğinizi düşünüyorum. Bilmiyorsanız da çok büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Bu yeni değişen, yeni normal denilen düzeyde, düzlemde artık biz de değişimin bir parçası olacaksak aslında iyi bir online eğitimcisi, online ortamda iyi ders veren biri olmak istiyorsanız ve online bir tasarım yapmak istiyorsanız en büyük öneri şu olacaktır. Önce kendiniz bir deneyimleyin. Kendiniz bir online öğrenen olun. Nelerde zorluk yaşıyorsunuz? Sizi neler sıkıyor? Dolayısıyla bunları öğrencilerinize yapmazsanız bu şekilde. Burada 3 tane online öğrenme ortamını paylaşmak istedim. e-campus.org.tr bizim ortamımız. Öğretmen Akademisi Vakfı'nın ve birçok ücretsiz eğitimi bulabilirsiniz. Buradan bloglar okuyabilirsiniz. Mutlaka herkesin girip bakmasını tavsiye ederim. Buradan eğitimleri alarak kendinize şu mesajı alacaksınız aslında. Ben bunu sınıfıma nasıl uygularım? Ben öğrencilerime bu bilgiyi nasıl aktarabilirim? Nerelerde sıkılıyorum? Nerelerde daha etkin katılıyorum? Lütfen bu şekilde bakın. Ben eğitim alırken hep bunu yapmaya çalışıyorum. Evet, size şimdi çok keyif aldım. Bir araç, bir teknikten bahsedeceğim.
Engin Hocam burada, kendisi Engin Hocam'ın da içinde olduğu bir eğitim aldık biz Harvard'dan. İsmi de düşünmeyi görülebilir hale nasıl getireceğiz? Yani biz hep diyoruz ki öğrencinin düşünme becerilerini geliştirin, düşünme becerilerini geliştirin ama nasıl düşüneceğiz? Düşündüklerini nasıl göreceğiz? Asıl iş bu. Yani hepimiz öğrencilerimiz düşündüğümüzü düşünüyoruz. Ama nasıl düşündüklerini nereden bileceğiz? Düşünüp düşünmediklerini nereden bileceğiz? Bunun için birçok teknik paylaşmış. Projenin, katıldığımız projenin adını yazayım. Project Zero diye Harvard Üniversitesi'de yazarsanız yanına. Farklı teknikler görebilirsiniz. Düşünme rutinleri aklınızda olsun. Oradan çıkarttığımız temel mesaj şuydu. Ben bu tekniği size anlatacağım ama mesajını vereyim aslında eğitimin. Düşünme rutinleri yapmanız lazım. Yani sınıfta öğrenciler şu anda şunu yaptığını biliyor olmak lazım. Yani beynin artık onu rutinleştirmesi lazım. Rutinleştiğiniz zaman öğrenme ortaya çıkıyor. Artık alışmaya başlıyorsunuz. Devamlı şaşırtarak ilgi çekebilirsiniz. Dikkat uyandırabilirsiniz. Ama öğrenmeye dönüştürmek için rutinleriniz olmalı. Benim üniversitede Bilal Duman hocam vardı. İşte bazı öğretmenler vardı, insanların hayatını değiştirir. Benim de onlardan bir tanesiydi. Şu sözü söylerdi. Soru varsa anlama vardır. Bir sınıfta soru yoksa anlama yoktur. Bu çok önemli. Ve her derste şu rutini vardı. Bunu biliyorduk. Bir soruyla gelirdi derse. Ve biz derste, biz her zaman bakalım bugün ne soracak derdik. Ve bundan önceki soruya bu şekilde cevap verdik. Bakalım önümüzdeki hafta biz mi sıkışacağız yoksa biz mi onu sıkıştıracağız diye böyle bir heyecanımız vardı. Çünkü rutindi artık. Dolayısıyla bunu kullanabiliriz. Evet, Halil Karabacaklı'nın sınıf arkadaşım, o da yazdı. Kopya çekmek serbest deyip çıkıp kopya çekemezdiniz. İki sebebi var. Sorular kopyaya uygun değildi. İkincisi, bize verdiği kazanımlar böyle bir vicdana bizi sürüklemedi hiçbir zaman. O açıdan da önemli bir kişi olarak düşünebiliriz. Muğla Üniversitesi'nde şu an zaten dekan eğitim fakültesinde. Şimdi gelelim tekniğe. Bakın siz de sınıflarınızda bunu lütfen uygulayın birçok şekilde. STW, See, Think, Wonder açılımında, ama Türkçesini yapacağız. Bu Van Gogh'un Ayakkabılar adlı bir resmi. Kendi çizdi. Şimdi adım adım gideceğiz. Size bunu uygulayacağız. Benim lütfen sorduğum şeyleri sohbete, chat'e yazınız. Resimde ne görüyorsunuz? Altını çiziyorum. Resimde ne görüyorsunuz? Sadece gördüklerinizi yazın. Ters ayakkabı, kullanılmış ayakkabılar, 6 tane ayakkabı, 3 çift ayakkabı. Bakın, 3 çift dedi bir kişi, biri 6 ayakkabı dedi. Aslında farklı şeyler olabilir. Ne görüyoruz buradan, ne verebiliriz öğrencilere? Aynı şeye farklı bakabiliriz. Yıkık bir şehir. Mahmut Hocam, yıkık bir şehir mi görüyorsunuz, yıkık bir şehir olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunu düşünelim. Ben buradan sadece gördüklerimizi istiyorum. Ters ayakkabı görülüyor. Görüyoruz. Yıpranmış, delik ayakkabı, yorgun ayakkabı. Meltem Şahin Hocam, yorgun ayakkabı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yorgun ayakkabılar mı onlar? Gördüğünüz şey ne? Yaşanmışlık mı görüyorsunuz? Yaşanmış olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kullanılmış. Bu çıkarım nereden yapıyoruz? Bunlara geleceğiz. 5 düz, 1 ters ayakkabı. Eski görüyoruz. Eski asker botu. Asker botu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Asker botu olduğunu mu görüyorsunuz? Gördüklerimize geri gelelim. Ne görüyoruz? Burada neler görüyoruz? Vefa mı görüyoruz? Vefa olduğunu mu düşünüyoruz? Biz yine tekrar gördüğümüz şeye gelelim. İp görüyor musunuz mesela? Mesela bir ayakkabının altında ters dönmüş ayakkabının tabanında ne görüyorsunuz mesela? İp görüyorsunuz, delik görüyorsunuz, yırtıklar görüyorsunuz, tadilat görüyorsunuz. Güzel. Peki, o zaman düşünceye geçelim. Peki bunlar size ne düşündürüyor? Ne düşünüyorsunuz bununla alakalı? Bu resim bize ne düşündürüyor?
Savaş düşündürüyor. Farklı bakış açısı. Yaşanmışlık, yokluk, darmadağınıklık, hüzün. Bakın bunlar ne görüyoruz biliyor, görüyorsunuz değil mi? Aynı resme bakıyoruz ve farklı şey görüyoruz. İşte vermemiz gereken bu teknik değil aslında. Yine büyük fikrimiz ne? Eleştirel düşünen öğrenciler. Farklılıklara saygı duyan öğrenciler. Farklılıkların da olduğunu bilen öğrenciler bizim aslında hayalimiz. Bakın burada yine çok güzel farklılıklar çıkıyor. Aynı resim bambaşka hayaller. Çünkü mesela bir sonraki aşamada ne yapabiliriz? Gerekçelendirme yapabiliriz değil mi? Neden fakir olduklarını düşünüyorsunuz? Şu an belki bu derecede deri bir ayakkabı almak çok pahalı olabilir. Bu kadar el yapımı. O zamanın fakirliği şimdinin zenginliği mi oldu o zaman? Aceleyle eve girmiş bir adam. Güzel. Peki Canan Hoca neden adam? Bunu kadın giyemez mi? Yani şunu söylemeye geçeceğim. Bunun tabii sınırı yok. Bunu böyle devam ederiz. Zenginin birini bir ayakkabısı olmaz. Neden olmaz? Zenginler hep yeni mi giyer? Gibi böyle birçok sorularla ne yaparız? Birçok şeyi çıkarttırabiliriz. İşte şimdi size merak konusu. Sonuncusu da merak. Neyi merak ettiniz? Mesela bu hangi yılda çizilmiş olabilir? Şu yılda. O yılda savaş da. O yıllarda yakınlarda bir savaş var mı? Van Gogh neden 6 tane ayakkabı çizmiş? Bunlar kime ait olabilir? Soru siz de sorabilir misiniz? Merak ettirici sorular. Hani öğrenciye şunu sorarsak, niye biri ters? Çok güzel. Hangi ülke? Bakın ülkeye çıkar, oradan ülkeye bağlayıp o ülkeye giriş yaparsınız. Birinci Dünya Savaşı acıları. Neden 3 çift? Neresi? Bu kadar eskitecek ne yaşandı? İşte bu tam olarak kastettiğimiz yer. Yani öğrencileri taşıyacağımız yer burası. Bir resimden nerelere taşıyabiliriz? Gücümüz soru, gücümüz büyük fikrimiz. Büyük fikrimizde ne vermek istediğimiz aslında bizim buradaki en önemli kısım. İşte şimdi ben düşündüğünüzü görebiliyorum. Öğrencilerin de düşündüğünü görebiliyoruz. Burada güçlü sorularla kendimizi zenginleştirmemiz gerekiyor. Mesela İnce Hocam'ın da bir önerisi. Sırf düşünsünler diye yapmış olabilir. Peki neden düşündürmek istemiş? O zaman düşünmeye yönelik bir eksiklik mi varmış? İnsanlar düşünmüyormuş da artık düşünme zamanı mı demiş? Yani anlatabiliyor muyum? Yani burada iş bu aslında tam olarak. See, think, wonder tekniği, o öğrendiğimiz tekniklerden bir tanesi. Siz de cebinize bunu koyarak buradan birçok şey yapabilirsiniz. Ne öğretmek istiyorsanız bu da cebimizde kalsın. Şimdi bir cümle okumak istiyorum. Benim şu an okuduğum ve hani bazı kitaplar var, yemek istersiniz. O kitaplardan bir tanesi, hani ayraç koyuyorum ama her sayfaya da koyunca da bir anlam ifade etmiyor. Ama yine de önereyim ben. Öğrenme. Andre Gordon'un bir kitabı. Çok güzel bir söz demiş ki, çocukların düşüncelerine, onların ayaklarına verdiğimiz kadar önem vermiyoruz. Gerçekten çocuklar farklı biçim ve büyüklükte ve ayak ölçülerinde ayakkabılarına sahipler. Ne zaman öğrenci farklılıklarını göz önünde bulunduran bir okulumuz olacak? Yani ayaklarına göre ayakkabılar sağlıyoruz da peki düşünce yapılarına göre, farklılıklarına göre farklı sorular sorabiliyor muyuz? Mesela az önceki See, Think, Wonder özelliğinde o düşündükleri şeyleri çizdirebilir miyiz? Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak. Mesela o resmin devamını siz çizin. Devamında ne olmuş olabilir? Yani ortaya onu koyup o resmin etrafını siz devam ettirin. Çizme becerisi. Böyle bir resimde arka planda bir müzik olsaydı ne tür bir müzik olurdu? Burada farklılıkları değerlendirmek istiyoruz. Dinçer Hocam bizi anlasın diye çizmiş. Sağ olsun o zaman. Şimdi size bir araçtan bahsedeceğim. Yine bir çok basit şeylerden bir tanesi. Ben bu anlatımla epey oldu. 10 yılı geçmiştir. Bir uluslararası bir konferansta, yine web konferanstı. British Council'ın. Orada en çok izlenen oturum olmuştu bu anlattığım şeyle. Siz de beğeneceksinizdir. Çok basit ama. Bakın. Şuradan başlatacağım. Şimdi size bir şey dinleteceğim.
Dinlettiğim şeyle ilgili soru soracağım. Umarım sesi gelecektir. Şöyle doğru yeri bulayım. Evet. Evet, şimdi başladı. Ne duyuyorsunuz şu an? Ne duydunuz? Davul. Adım. Makine sesi. Davul sesi. Su sesi. Adım. Çatışma. Su. Yürüyen biri. Evet, burada bir yürüyen biri var. Tekrar şuradan biraz daha alayım. Peki bu yürüyen kişi cinsiyeti ne olabilir? Neden erkek olduğunu düşündünüz? Çoğunluk erkek dedi, farklı diyen de var. İri biri. İri olduğunu nereden çıkarttınız? Sorular sorabiliriz. Peki sizce günün hangi vakti neden gece ve akşam cevapları geliyor bana? Bir şey görmedik. Neden sizce? Güzel. Yine bunları gerekçelendirebiliriz. Neden gece? Daha sonra bunu çizdirebiliriz. Devam ediyorum. Şu an ne yapıyor en son? Çok güzel. Yani bakın, insan olduğunu nereden biliyoruz? Cebinde bir şey var. Bir şey yiyor. Elma yiyor. Neden elma yediğini düşünüyoruz? Elma taze mi sizce? Bunu bu şekilde devam ettirebiliriz. Bu çok basit. Yani YouTube'dan ses dediğiniz zaman her şeyin sesini buldurabilirsiniz. Ben şöyle yapmıştım. Bunları yine aynı şekilde, bu şekilde birçok farklı sesi arka arkaya koyup dinletmiştim. Ve bu şekilde öneriler aldım. Birçok soru sordum. Ayakkabısı ne? Nasıl ayakkabı? Bot mu? Terlik mi? Birçok soru sorabilirsiniz. Burada da yaratıcılığı düşündüğünüz, hayal gücü teşvik ettiniz. Artık hayal kuruyor, ilişkilendiriyor, düşünüyor. Bu erkek sesi, neden erkek sesi dedim ben buna? Kendisi ön yargılarını belki orada değerlendiriyor. Bunu yapabiliriz vesaire vesaire. Daha sonra yine öğrenci farklılıklarını göz önünde bulundurarak ne yapabiliriz? Resim çizdirebiliriz. Bu hikayeyi bir resmedebilir misiniz? Yazı yazdırabiliriz. Bunu bir hikaye olarak yazar mısınız? Yani aynen öyle hikaye yazdırılabilir. Düşündürülebilir, gerekçelendirilebilir. Bir yerde bırakır, diğer arkadaşı devam eder. Böyle istasyon çalışması da yapabilirsiniz. Bu da yine cebimizde alacağımız bir şey. Ancak tekrar söylüyorum, bu ve bunun gibi birçok şey sizin soracağınız sorularla anlam kazanır, merak ettirerek, düşündürerek yapabilir. Yani elma sesi yiyor. Arkadaşlar, burada adam ne yapıyor? Bir şey yiyor öğretmenim. Aferin, geçlik değil. Ne yiyor? Şu. Neden onun öyle olduğunu düşündün? Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde o düşünceyi biraz harekete geçirmek lazım. İlişkilendirme. Buradaki önemli kısım bu. İlişkilendirme ve gerekçelendirme rutini haline gelecek. Siz her derste bunu yaptığınızda artık ister istemez bir rutin haline gelecek. Karşılaştığı şeyle şunu söylemeye başlayacak. Ben böyle düşündüm ama neden böyle düşündüm? Ben elma dedim ama neden elma? Görmediğim bir şeye neden elma diyorum? Çünkü ben böyle kıtır kıtırdı, kütür kütürdü, tazeydi. Falan filan. Buradaki önemli şey bu. Rutin oluşturacağız, soruyu soracağız ve artık
bir nokta sonra, belki bir sene sonra sınıf öğretmenisiniz. İkinci sınıfta artık siz bunu yapmadan öğrenci bize diyecek ki, hocam o erkek sesi. Diğer öğrenci diyecek ki, erkek olduğunu neden düşündün? Seni erkek erkek adımı olduğunu düşündüren şey neydi? Dedirtecek. İşte o zaman o 21. yüzyıl becerisini kazandırmış olacağız. Sinan Hocam çok güzel özetledi. Teşekkür ederim. İlişkilendirme, bağlam kurma, güçlü sorular ve rutin haline getirmek. Bu hani Padlet'te yaptık ya, neydi bizi, nasıl biz bu 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere aktaracağız? İşte bu şekilde. Rutin yapacağız. Bir alışkanlık olacak artık. Yani eleştirel düşünce, hadi arkadaşlar bugün dersimizde eleştirel düşünce öğreneceğiz diye bir şey değil. Her şeyde eleştirel düşünceyle bakacak gibi. Mesela beden dersinde futbol topu niye öyle de voleybol topları böyle gibi soracak. Gibi gibi. Hocam sayısal ders, ders sayısal ve müfredat yoğun. Bu çok karşılaştığımız bir şey. Günde 5 dakika ya da bir soruyla ilgili neden böyle düşündün? Seni bunu düşündüren şey ne demek? Ne kadar zaman kaybettirir? Ne kadar şey kazandırır? Bu işte bizim şeyimiz, güçlü yanımız. Tartacağız. Büyük resmimiz, tekrar dedim ya, büyük fikir. Büyük fikriniz ne? Matematikte şu soruyu çözsün mü? Matematikte şu soruyu çözebilir de şu soruyu artık eleştirel bakabilsin mi? Sizin büyük büyük fikriniz aslında her şeyi belirleyecek. Burada ben bunu değiştirmek gibi bir haddim de yok, yeteneğim de yok. Ben sadece düşündürmekle burada soru işareti atmakla kendimi sorumlu hissediyorum. Bakın şöyle bir soru var, cümle var. Yine Engin Hocam da çok sever bu kitabı. İyi hocaların sırrı budur. Sorularıyla öğrencinin zekasına gizlice yol gösterir. Yine Cahil Hoca'dan bir kitap, cümle. Okuyan da vardır diye tahmin ediyorum. Özellikle bu soru konusunda biraz hassassanız fazlasıyla dikkatinizi çekecektir diye düşünüyorum. Araçta. Evet. Bunu da böyle kenara koyayım. Devam edeyim. Emojiler. Emojileri görünce sevinmeyen öğrenci olacağını zannetmiyorum. Hocam bir katkı vardı ama. Lütfen. Engin Hocam biraz önceki biraz önceki cümlenin paragrafını istiyor. Biraz önceki cümlenin paragrafını istiyor. Aynen. Bir önceki sınıfta. Cahil Hoca'nın. Evet, evet. Bilgin Hoca'nın ilmi yöntemi çığırından çıkarmamasına bir hocanın ilmi yöntemi çığırından çıkarmamasını zorlaştırır. Cevabı bilir ve soruları öğrenciyi doğal olarak oraya götürür. Cevabı bilir ve öğrenciyi doğal olarak oraya götürür. İyi hocaların da sırrı budur dediğim cümle ve sonra devam ettirmiş. Zekayı çalıştırmaya yetecek kadar önemli sorular ama tembelleştirmeyecek kadar da gizlice olacak. Açıklayan her hocanın içerisinde, bu soruları soran her hocanın içerisinde uyuyan bir Sokrates vardır demiş. Teşekkür ederim Engin Hocam okuma fırsatı verdiğin için. Devam ediyorum. Emojiler. Emojiler çok sevimli şeyler. Emojileri derslerinizde kullanıyor musunuz? Evet. Evet diyenler yanına da nasıl kullandığıyla ilgili kısaca yazabilir mi? Sınav kağıdında. Sınav kağıdında ne amaçla kullanıyorsunuz? Duygu durumlarında. Hiç kullanmadım. Evet, atasözleri için. Başarıya bir emoji, ödüllendirme seziyorum orada. Bu ayrı bir konu olduğunu düşünüyorum. Ödül ve ceza ilişkisinin. İngilizceciler duygular konularında, davranışlarda, ödev kontrollerinde gibi. Ben size tekrar bunun yine asıl konumuz olan bu becerileri nasıl vereceğiz şeklinde düşündürmek istiyorum. Öncelikle şuradan başlayayım. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu emoji nedir?
Bu şaşkınlık. Şaşkınlık. Eyvah. Korku. Yanlış hatırlamıyorsam bu emoji şey yorgun kedi anlamına geliyormuş. mesela biliyorsunuzdur biz Türkiye'de bunu en çok şey olarak kullanıyoruz. Dua ediyor gibi kullanıyoruz ya. Aslında bu iki kişinin çak demesi doğrusu bu aslında. Yani emojinin doğalı bu. Bunlar çok önemli. Yani bu emojileri kullanacaksanız bu bile başlı başına olabilir. Neden böyle düşündürmüş olabilir? Ne düşünüyoruz gibi. Bununla alakalı size küçük bir araç vereceğim. Emojipedia diye bir site var. Emojileri oraya yazıp o emojilerin ne anlama geldiğini yazan aslında sözlük. Emojilerin ne anlama geldiğini buradan, yani orijinal anlamlarıyla bu olabilir. Aynı dilde olduğu gibi. Yani tabii ki emoji böyle yapılmış olabilir ama bizim Türkiye'deki anlamı farklı olabilir. Biz onu kendimizde mesela şu işareti dua gibi düşünüyoruz, şükür gibi düşünüyoruz falan. Ama öz aslında orijinali o değil. Bu tamamen yine sizin kullanım amacınıza göre. Bakalım matematikçiler nasıl kullanabilir? Problem çözme. Bakın böyle hazır araçlar var. Solvemoji.com diye bir şey var. Burada siz de yapabilirsiniz. Yönetlife geri dönüş doğru. Geleceğin dillerinden biri olduğunu söyleniyor. Belki de hani bu herkesin dili diye söylenen Esperanto'ya bir alternatif olabilir. Matematikçiler bunu kullanabilir. Bu zaten kullandıkları bir şey ama bunu emojilerle kullanabilir. Emojiler de biliyorsunuz ki aslında öğrenciler tarafından sevilen bir şey. Bu siteye girdiğinizde kolay, zor, uzman sorusu gibi alternatif hazır şeyler de var. Kendiniz de oluşturabilirsiniz. Yine farklı düşünme becerilerini burada geliştirebilirsiniz. İngilizcecilerin seveceğini düşündüğüm bir araç. Şöyle bir araç bu. Emoji Translate diye bir şey var. Böyle Google Translate gibi. Bu Emoji Translate'e giriyorsunuz ve bir İngilizce metin yapıştırıyorsunuz. Türkçe de olabilir. Yani Türkçesi yok demiyorum. Bir kontrole değer. Bir metin yazıyorsunuz ve metin de emojileştirilebilecek kelimeleri emoji haline getiriyor. Daha sonra bunu öğrencilerinize verebilip tamamlatabilirsiniz. Kendilerinin bir metni emojileştirmelerini isteyebilirsiniz. Verdiğiniz bu emojilerin İngilizcelerini isteyebilirsiniz. Yine Türkçe olarak yaptığınızda da çıkan kelimeleri buradaki emojilerle ilgili hikayeyi tekrar yazmalarını isteyebilirsiniz. Bu da küçük bir emoji hatırası olsun. Emoji, ister emoji olsun, ister başka bir şey. Ama sonunda aklımızda kalan hep şu olmalı. Hani ilk başta motivasyon önemli dedik, içsel motivasyon dedik ya. Selçuk Şirin hocamızın da dediği gibi, öğrenmek son derece keyifli bir maceradır. Bu herkesin öğrenme arzusuyla doğar. Ama iyi bir roman okurken 3. sayfaya kadar sıkılırsınız. Ama 3. sayfadan sonra asla sizi kimse tutamaz. İşte öğretmenin görevi size o ilk 3 sayfayı okutmaktır. Biz de öğretmenler olarak yapacağımız etkinliklerde bunu cebimize koymakta fayda görüyorum. O ilk 3, hani araba deyimiyle, hani ilk ateşi, ilk krank milini çevirmekle alakalı. Hareketi verdiğimiz zaman aslında bir şeyleri dönüştürebiliriz. Bir de 21. yüzyıl becerileri deyince özellikle sosyal medya kullanımıyla karşımıza çıkan çok ciddi bir sıkıntı var. O da şunlardan bir tanesi. O da bilgileri ayırt edebilme. Her yerde bilgi var. Dolayısıyla biz bu bilgileri nasıl kullanıyoruz, nasıl kabul ediyoruz? İlk karşımıza çıkan Google'da, ilk arama motorunda karşımıza çıkan sonucu kabul ediyor muyuz? Etmemeliyiz cevabını duyar gibiyim. Bu da güzel örneklerden bir tanesi. Yakın zamanda karşıma çıktı. Şöyle şunu kenara koyayım. Bu videoyu gören var mı? Başlatmadım ama en azından şurasından bile tanıyabilir, görmüş olan biri varsa.
Maymunlu evet. İzleyen var mı? İzleyen varsa ve izleyen varsa soruma cevap vermesin lütfen. Görmeyenler süper. Çoğunluk görmedi. Şimdi şunu izleyelim. Hey! Hey hey hey! Hey hey! Hey mas! Mas! Hey! Size ne düşündürdü bu? İlk kez izleyenler açısından soruyorum. Çocuğu kaçırıyor. Kim kaçırıyor? Kargaşa var. Tekrar olabilir mi? Olabilir tabii ki. Tekrar gösteriyorum. Evet, ne gördünüz ilk kez görenler arasında? Tam ekran olmuyor. Yani gördüğümüz kadarıyla yapalım. Maalesef yani görüntüyü bu şekilde bulabildim. Bir maymun görüyorsunuz değil mi? Maymun çocuğu kaçırıyor diye cevaplar geldi. Oynamak mı istiyor acaba? Bu sırada cevaplar gelirken bir kez daha göstereyim. Çocuğu götürüyor. Çocuğu maymun kaçırıyor. Baba panik yapıyor. Bu arada bir şey fark ettiniz mi? Özellikle Sitting Wonder etkinliğinde, o ayakkabı etkinliğindeki rutinden sonra cevaplarınızdaki değişimi hissedebiliyor musunuz? Daha böyle bir farklı cevaplar gelmeye başladı. Daha görerek, daha düşünülerek cevaplar gelmeye başladı. Daha temkin. Evet, bu çünkü rutine dönüyor. Bir süre sonra artık yani ağzıma geleni söylüyorum haline gelmiyorum. Tartıyorum ve düşünüyorum. Burada ben de sonradan gördüğüm bir şey var. Sosyal medyada böyle bakınca şöyle bir şey ortaya çıktı. Şöyle çok tartıştılar. Bakın maymunları ne hale getirmişler. Maymun çocuğu kaçırıyor vesaire vesaire gibi. Tekrar izince şunu görüyorsunuz. Maymuna ip bağlanmış. Çocuk, maymun çocuğu çekmiyor. Maymun sadece çocuğu tutuyor. Ama maymunu iple çeken biri var. Tekrar izleteceğim. Görün zaten o yatış şeklinde maymun zaten bir şeyi çekemez. Bir çocuğu çekemez. Bakın. Gördünüz mü? Tam da bu. Yani artık bu tarz örnekler gördüğümüzde önyargılı hareket etmememiz gerektiğini, acaba bir şey mi var gibi bir şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü zaten yatıyor. Yatarak bir şey çekemez ki. Zaten çocuk çekecek. Çok belli olmuyor kalitesinden ama internette görürsünüz. Maymun çocuk yazınca çıkıyor. Görürsünüz. Yani bu tarz şeyler çıktığınızda hemen vay be maymuna bak ne hale gelmiş. Maymun şey hayvanlık öldü diye espri yapanlar var mesela. Yani insanlık öldü diyoruz ya. Hayvanlık öldü diye böyle espriler de yapılıyor. Bu tarz şeyleri iyi bakmak lazım, iyi incelemek lazım. İlk gördüğümüz şekliyle bakmamak lazım. Aynı bilgileri incelerken de böyle. Dolayısıyla ne gibi bir sonuç çıkartıyoruz buradan? Günümüz 21. yüzyıl insanı artık ilk bilgiye inanmak yerine bilgiye düşünme süzgecinden geçirmeli, eleştirel yaklaşmalı. Bu mantıklı mı demeli? Siz ya da bunu ilk görenler, çünkü bunu ilk gören, siz olarak demiyorum ama bunu ilk gördüm tweetin altındaki tweetlere baktığınızda hep aynı şeyler. Hep hayvana yönelik bir şey var. Nasıl çeker, nasıl yapmış falan. Mantığı sonra şöyle bir şey düşünse, maymun yatarak bir insanı nasıl taşıyabilir? Yatarak yani. Bunu düşününce tabii ki taşıyamaz diyecek ama bir inanca, inanmaya yönelik bir bakış açısı var ve terazden geçilmiyor ki. Ama şimdi bu gözle baktığımızda diyecek ki aynı Lupu'da da benzer şekilde oldu. Dolayısıyla ilk paylaşımlarda teyit edeceğiz. Kaynağın doğruluğunu kabul edeceğiz. Birkaç yerden teyit edeceğiz. Emin olacağız ve şunu unutmayın. Dijital ayak izlerimiz gitmiyor. Dolayısıyla siz silseniz de sizinle kalıyor. Şöyle bir deneyim var. İsterseniz yapın. Ben şu an yaptırmayacağım ama öyle miymiş denilen şey. Son zamanlarda değişmediyse bu işe yarıyor. Facebook'ta bir fotoğraf paylaşın. Sonra fotoğrafa tıklayın ve yukarıdaki linki alın. Hani fotoğrafı gösteren link var ya Facebook bilmem ne yazıyor böyle. Onu kopyalayın. Sonra gelin fotoğrafı silin. Sonra tekrar tarayıcıya onu yapıştırın.
Fotoğrafı izleseniz de yine aynı fotoğrafın çıktığını göreceksiniz. Bu durumu aklımızda tutalım. Silseniz de dijital ayaklarınız, izleriniz silinmeyebiliyor. Deneyi yapabilirsiniz. Ben ilk gördüğümde eyvah demiştim. Şimdi yavaş yavaş da sona gelirken iki tane de şey var. Şu an ne noktadayız? İki tane çıkış bileti göstereceğim size. Bunu derslerimizde sıkça kullanmayı önerdiğim bir şey. Farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Şu soldaki 3-2-1 yazan çok yaygın bir teknik. Dersin ya da ünitenin sonunda bugün öğrendiğim ya da bu derste öğrendiğim 3 şey yazacak. İki tane ilginç bulduğum şey diyecek, yazacak. Bir tane de hala aklımda böyle bir soru var diye sorusu olan bir şey yazacak ve bunu öğretmene verecek. Çıkış bileti diyor, söyleniyor. Ve öğretmen bunları topladığında öğrencilerin ne öğrendiğini, neyi ilginç bulduğunu ve neyi hala akıllarında soru işareti olduğunu, dolayısıyla bir sonraki derste neye temas etmesi gerektiğini çıkarımını alacak, neyi ilginç bulduğunu görerek öğrencilerin ilgi alanlarını yakalamaya çalışacak, neyi öğrendilerse hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı ile alakalı bir aslında son zamanlarda da yine yaygın olan bir terim olan biçimlendirici değerlendirme yapmış olacak. Bu oldukça önemli. Biçimlendirici değerlendirme öğretmenin öğretim sürecini nitelikli hale getirmesi için, adapte edebilmesi için, öğrenci için yeniden güncel hale getirebilmesi için çok önemli. Ben size 3-2-1'i değil, şu yandaki renkleri yapmanızı isteyeceğim. Lütfen yine sohbet odasına bugüne karşı duygunuzu, şu ana kadarki düşüncelerinizi eğitimle alakalı kırmızı, sarı ve yeşil olarak yazabilir misiniz? Kırmızı, sarı ve yeşilin anlamlarını tahmin edersiniz ki kırmızı bu bana göre değildi ve bana uymadı, bir şey öğrenmedim. Sarı aradayım, yeşil de bana uygundu gibi. Çok L'si olan yeşilleri ekstra kabul ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu da yine kullanabileceğimiz yöntemlerden bir tanesi. Bunları emoji olarak da yaptırabilirsiniz. Bunu yaptıranlar var. Çubuğa üzerine 3 tane emoji yaptırıyor öğretmen. Asık surat, düz surat ve gülücüklü surat. Bunu bir çubuğa bağlatıyor ve o hep çantasında duruyor. Derslerden sonra ne göster, bugün ne düşünüyorsunuz dediğinde öğrenciler o emoji stiğini kaldırıp diyor ki yeşil, sarı. Bu da aslında bir geri bildirim. Her öğrenci içine katabilecekleri çok hızlı bir değerlendirme yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme niye önemli? Çünkü Peter Drucker ne demiş? Şunu demiş. Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz. Kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi de yönetemezsiniz. Dolayısıyla da sınıftaki öğrenmeyi yönetmek istiyorsanız ne durumda olduğunu ölçmek zorundasınız. Lütfen şunu iki şeyi karıştırmamanızı çok rica ederim. Çok istediğim bir şeydir. Buradan giderken götürmenizi istemediğim şey. Götürmenizi istediğim şey şu. Soru deyince aklınıza sınav sorusu gelmesin sadece. Soru deyince düşünme gelsin. Keşif gelsin. Merak gelsin. Sınav ölçme dediğiniz zaman da sınav gelmesin. Her an, her dakika sınıf içerisinde. Arkadaşlar anlamayan var mı dememek yerine anlatamadığım bir şey var mı demek gibi. Belli aralıklarla soru sorarak gidişatı görmek, herkesi eşitlemeye çalışmak. Bunu yapmakta fayda var. Ama bunu güçlendirecek şey şu. Sorduğunuz soruya aldığınız cevabı bir veri olarak kullanmanızda fayda var. Eğer arkadaşlar anlatamadığım bir şey var mı? Herkes anladı mı? Herkes kaldırdı. Tamam geçti değil. Zaten en başta da söyledim. Bilal hocamın söylediği şey şuydu. Soru yoksa anlama yoktur. Yani bir sınıfta anlamayan var mı dediğinizde herkes anladıysa orada bir sıkıntı olduğunu düşünün lütfen. Bu arada kullanabileceğiniz yine araçlardan birkaç tanesini paylaşmak isterim. Socrative, Mentimeter ve Edpuzzle. Socrative'i en çok kullandığım, en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Neden? Çünkü geri bildirim veriyorsunuz. Geri bildirim verebiliyorsunuz. Yani soru çocuk internette cevaplıyor. Bir sonraki soruya geçten fazlası var. Yani böyle yanına yazabilirsiniz. Cevap C çünkü şu şu şu. Cevap B çünkü bu gibi açıklamalar yapabilirsiniz. Bu çok en güçlü özelliği bu bence.
Ed Puzzle'ı söyleyeyim. Ed Puzzle'da videolarla alakalı. Günümüz öğrencileri videoyu çok seviyor. İsterseniz YouTube'dan direkt link vererek ya da istediğiniz bir videoyu koyarak videoya sorular ekliyorsunuz. Yani ikinci dakikasında dur şu soruyu sor, beşinci dakikasında dur bu soruyu sor gibi. Yine amacınıza uygun. Tekrar söylüyorum. Ed Puzzle, Socrative Mentimeter değil iş. Sizin amacınızı, büyük fikrinizi düşünün ve o büyük fikre giden yolda buna ihtiyaç var mı? Yoksa sakın yük olarak ne kendinize ne öğrencilerinize vermeyin. Ama bunu koyarsanız o kemerin önemli bir taşı haline gelecekse işte o zaman onu kullanmayı düşünün lütfen. Buraya geçmek istiyorum. Biraz daha zaman ayırmak için birbirimize. İlk başta yaptığımız Padlet'in son kısmı burası. Hani ne biliyorum, ne öğrenmek istiyorum kısmı vardı. Ne öğrenmek, ne öğrendim diye soracaktım. Bu zaman etkin kullanmak adına buraya geçeceğim. Birazdan sizden yazılı almak isterim o kısmı. Ve şuna bir soru, şuna cevap vermenizi rica edeceğim. Bugünü, bugünkü eğitimi bir renk olarak ifade etmek isteseydiniz, hangi rengi ifade etmek isterdiniz? Neden? Nedenini de istiyorum. Yani gerekçelendiriyoruz. Bu bizim bir rutinimiz çünkü. Bugün eğitimle alakalı düşünceleriniz. Yani genel hayata karşı o anlam, o renge yüklediğiniz anlam değil. Yani bu eğitime yönelik renk ilişkilendirmeniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Buradan yine birçok malzeme çıkıyor. Hem geri bildirim alıyorum, hem farklı renklerin farklı kişiler için farklı anlamlara geldiğini görüyorum. Bu da aynı zamanda benim farklılıklara olan saygı motivasyonumu yükseltiyor. Öğrenciler de böyle düşünecek, o açıdan söylüyorum. Bu oldukça önemli. Yani bir şeyle bir şeyler ilişkilendirmek ve bunun sebebini söylemek bir rutin haline geldiğinde öğrenciler de bunu hayatlarına uygulayacaklardır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun ifadeleriniz için. Ve benim için eğitim bu kısım açısından tamamlandı. Bugün umarım aklınızda keyifli şeyler kalmıştır. Sorularınız varsa ya da soru cevap için zamanımız varsa da ben bu dakikadan sonra hazırım.